Yaşa Ben kadar. müzisyenim. İslamiyet işleriyle uğraşırım. Evet. Hizmet ederim. Evet. Düğünlere giderim. Repertuarında neler var? Hangi türküleri söylüyorsun? Harp müziği. Halk müziği. Bu Başta ne biliyorsun halk müziği mesela? çok bilirim. Değil mi? Çok bilirim. O zaman yemekten önce mi söylen, yemekten sonra mı söylen? Ne diyorsun? Bir tane şarkımız olan Yozgat Sürmelisi'ni Evet. söylerim. Bu bütün seven kardeşlerimize, izleyen ve dinleyen kardeşlerimize geçsin yani ya. Evet. Evet, kısa bir reklamlarımız. Reklamlar sonrası devam ediyoruz. Hızlanmış, şişmiş,
Başındaki poşumu da loy loy. Evet, o biraz hareketli galiba. Ağzına, yüreğine sağlık. Gerçekten güzel yorumladın, güzel söyledin. Sazı da güzel. Normal sazla yine de oldu yani. Baba, ya. Evet. Kısa bir ara veriyoruz, sonra devam edeceğiz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün Gökdere köyündeyiz. Gökdere köyüne misafir olduk ve sağ olsun ablalar zahmet etmişler, yemek hazırlamışlar. Buradan da izleyicilerimiz bazen köyden, gurbetten izleyen köylüler oluyor. Diyor ki ya bizim köye gittin de yemek yemedin mi, vermediler mi demesinler diye şöyle sofradan kısa bir görüntü aktaracağız. Ana menümüz köfte. Köfte mi? Nohut diye mi abi? Köfte. Köfte. He, ikisini de severim. Sıkıntı yok. Köftemiz, mantımız, evet. Çöreğimiz. Çok güzel. Evet, çekimlerimiz devam ediyor. Röportajlarımız devam ediyor. Yine yanımızdaki abimize tekrar mikrofonu vereceğiz. Biraz önce kamera kapalıyken konuştuklarını şimdi de konuş. Hadi bakayım. Din üzerine değil mi? Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir. Sen kendini bilmiyorsan nice okumaktır, boşuna okumaktır. Aynaya baktığımız zaman ne görürüz? Vücut bedenini görürüz. Doktorların size salanı. Ama içimizde bir nefsimiz var. Nefsin kalbinde kin, öfke, düşmanlık, amanete ihanet, iftiralar, kıskançlık, riya, zina, acelelik, sabırsızlık, dedikodu, zan ve zulüm var. Arkadaşlar, yetmez bir de ruhumuz var. Ruhun kalbinde sevgi, saygı, adalet, hoşgörü, kanaat, itaat, Allah'ın güzellikleri var. Bu vücut beden topraktan geldi, toprağa gidecek. Nefis berzak aleminden geldi, berzak alemine gidecek. Ruhsa Allah'tan geldi, Allah'a gidecek. Ne zaman Müslüman olduk? Galu belada. Galu belada ne yapılmış? İmsak verdik, söz verdik. Ruh teslimi, beden teslimi, nefis teslimi, irade teslimi, 7 sabah 4 teslim üzerine İslamiyet. Asırlardır bunlar unutulmuş. Osmanlı'da 7 iklim 4 bucak derimiş. Müslüman elinden, dilinden emin olan kişi, Müslüman kimseye zarar vermediği gibi çeyrek ekmeğini insanlarla yiyen kişidir. Kardeşler, 8 kat cennet var, 8 kat cehennem var. Kim kalpten, Zümer 17 ayet-i kerimede 12 sefer farz, kim kalpten Allah'a ulaşmayı dilerse o kurtuluşa erer. Yoksa hüsrandadır, huzursuzdur. Peygamber Efendimiz diyor ki İslamiyet'i kolaylaştırın, zorlaştırmayın diyor. Yunus Emre, evliyalık bir dilek geri yanı duğun denlek. Yani ya diyeceksin ki ya Rabbi ben sana dost olmayı istiyorum. İslamiyet demek teslim olmak. İslamiyet'in 5 şartı farz ama adamı kurtarmaz. Namaz kılarsın kalbin pazarlarda gezer. Oruç tutarsın kemiklerin acıkır, akşamına çoluğa çocuğa sataşırsın. Hacca giden otellerde kahve yaparsın. Kelime-i şehadet getirirsin, dilden gelir, kalpten gelmez. İşte arkadaşlar böyle en kolay, dünyada en kolay İslamiyet, en hızlı besmele çekmeyi bilme. Bir dağdaki çobandan al ki Cumhurbaşkanına kadar evliya olur. İslamiyet...